Barış Baktaş'ın Ölümüne Şarkısı Kanal 7'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Kan Çiçekleri dizisinin yıldızı Barış Baktaş, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığıyla da dikkat çekiyor. Oyuncu, sözü ve müziği kendisine ait Ölümüne şarkısını Nebula Müzik etiketiyle yayınladı. Sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip Barış Baktaş'ın şarkısı yayınlanır yayınlanmaz listelerde üst sıralara yükseldi oyuncu, aynı zamanda şarkının klip yönetmenliğini de yaparak adeta, on parmağında on marifet var dedirtti. Oldukça enerjik olan, ölümüne iyi dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun. Kızılcık şerbeti dönüyor. Kızılcık şerbetinin 3. sezonundan ilk tanıtımı, izleyici ile buluştu. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin tanıtımı sosyal medyada da çok büyük ilgi gördü. Bu yazı kaleme alındığında 17 saat olmuş ve 7.2 milyon kişi fragmanı izlemişti. Parmaklıklar ardında olan Fatih'in suçsuz olduğunu dile getirdiği tanıtımda karakterlerin sabırsızlıkla beklenen yüzleşmelerinden ilk ipuçları verildi hastaneye götürülen Görkem'in sağlık durumu merak uyandırırken Doğan'ın annesine destek olmaya çalıştığı anlarda Kıvılcım'ın Ömer'e söyledi, ben sana ihanet ettim ama sözleri dikkat çekti. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gül'ün yazdığı, yönetmenliğini Keçen'in yaptığı Gold Film imzalı dizi, 13 Eylül Cuma akşamı Show TV'de başlıyor. Reytingi bol olsun. Kötü kan, gelecek için umut verdi. Başrollerinde Damla Sönmez ve Ertan Saban'ın olduğu TV'nin yeni sezon dizilerinden, Kötü Kan, ilk bölümüyle önceki akşam izleyici karşısına çıktı. NTC Medya imzalı dizi, reytinglerde tüm kategorilerde, Total, AB ve ABC, 3. sırada yer alarak gelecek için umut verdi. Aynı gün yayınlanacak, yalı çapkını, kızılcık şerbeti, arka sokaklar ve kara ağaç destanı gibi dizilerden bir hafta önce ekrana gelmesi büyük bir avantajdı. Bunu iyi değerlendirdi. Ertan Saban'ın oyunculuğunu her projede izlemek farklıydı ama kötü kanın kartalı ayrı bir keyif verdi. Damla Sönmez, oynadığı yapımlarda farkını her zaman hissettiren bir isim. Burada da Nazan rolünü resmen yaşatarak şov yaptı. Sanırım bu ikiliyi önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak gibiyiz. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturdu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı dizinin reytingi bol olsun.